22 Haziran Salı akşamının gelişmeleriyle STV Ana Haber'de ben Soner Yüksel karşınızdayım. Malumunuz dün kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Tam bu saatte Ana Haber bültenimiz içerisinde bu açıklamalarla paralel düşmüştük ve o açıklamanın içindeki satır başlarıyla başlayacağız bu akşamki bültenimize. Uzun zamandır kısmi de olsa sokağa çıkma kısıtlamaları ve bir takım tedbirlerle devam ediyordu hayatımız ve kafaların içerisinde acaba gerçekten tam anlamıyla ne zaman normalleşeceğiz, bu süreç ne zaman başlayacak diye beklentiler ve sorular vardı. Gördük ki bu beklentiler bir parça olsun karşılanıyor. Çünkü 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme diye tabir ettiğimiz eski günler gibi %100 olmasa da %90-95 oranında yeni bir hayata başlayacağız. Dün akşamki açıklamaların temelinde bu vardı ama bir taraftan aşıyla ilgili açıklamalar, bir taraftan sürece dair açıklamalar da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın notları arasındaydı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı, yeni normalleşme kararları alındı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete seslendi. 1 Temmuz'da sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz dedi. Tamamı da 1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamalar da ileri bir saate çekildi. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur. Şehirler arası seyahat kısıtlamasıyla şehir içi toplu taşıma araçlarında uygulanan sınırlamalar da sona eriyor. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında da normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca turizmde KDV desteğinin de bir ay daha uzatıldığını duyurdu. Tabii 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkmak ya da saat kısıtlamasıyla ilgili herhangi bir yaptırım olmayacak. İstediğimiz saatte, istediğimiz günde dışarıda olabileceğiz. Ama Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında dünden bu yana tartışma konusu olan bir husus var. O da gece 24 itibariyle müzik yayınının kesilmesi. Bunun koronavirüsle herhangi bir ilgisi olmadığı, ideolojik bir karar olduğuyla ilgili pek çok saptama var. Katılmamak da elde değil bu saptamalara. Zira bilimsel anlamda müzikle virüs ve yayılımı arasında nasıl bir bağ var gerçekten merak ediliyor. Vatandaş nezdinde neden böyle bir açıklama yapıldı? Özellikle uzun süreçten bu yana müzisyenler çok sıkıntılı bir dönem yaşadılar, halen daha yaşıyorlar. Neden onların böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldığı konusunda da bir açıklamayı hak ediyorlar diye düşünelim. Tabii serbestleşmenin, normalleşmenin olmazsa olmazlarından biri de aşı konusundaki süreç. Uzun süre ağır aksak gitti ama yakın geçmişten bu yana aşı konusunda gerçekten çok güzel, maşallah nazar değmesin diyecek bir seviyede ilerliyoruz. Birkaç hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıdaki yaş sınırının 18'e kadar ineceğini dile getirmişti. Bu açıklamanın üstüne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir açıklama yaptı ve aşıda artık aşı çıkan gruptaki yaşın 25'e kadar indiğini duyurdu. Koronavirüsle mücadelede aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Aşılamada yaş sınırı 25'e düştü. Açıklamayı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu alan gençler aşı olmayı ertelemiş, büyükleri varsa konuşup randevu için yardımcı olsun dedi.
Bakan Koca Twitter paylaşımında ilk randevuların çarşamba günü olduğuna dikkat çekerek gençlik salgına karşı harekete geçsin ifadelerinde bulundu. Eskişehir'de dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre bu son yılların en yüksek yağış verisine ulaşacak kadar yüksek miktarda bir yağıştı. Haliyle hem kent merkezinde hem kentin kenarlarında hem ilçelerinde pek çok noktada hayatı durduran, hayatı felç eden tablolar karşımıza çıktı. Onlardan derlediğimiz bir haberle devam ediyoruz. Eskişehir'de meteorolojinin pazartesi için kuvvetli yağış uyarısı öğleden sonra gerçekleşti. Öğlen saatlerine kadar 25 dereceye ulaşan sıcaklıklar ve açık gökyüzü akşama doğru kısa sürede değişti. Hava sıcaklığı 15'li derecelere kadar inerken ara ara şiddetini artıran yağış adeta kenti esir aldı. Islanmamak için koşuşturan, bir yerlere sığınmaya çalışan insanlar, sel sularının aktığı caddeleri geçmeye çalışan araçlar dikkat çekti. Sebze ve meyve kasaları selde sürüklenen pazarcılarda zor anlar yaşadı. Kent merkeziyle çevre ilçelerde etkili olan yağışla birlikte çakan şimşekler büyük endişe oluşturdu. Öğleden sonra başlayan şiddetli yağışla birlikte Emek Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Yüksek kesimlerden akan sel suları apartmanın bodrum katında bulunan eve doldu. Mutfak ve oturma odasında bulunan eşyalar suya batarak zarar gördü. Zor anlar yaşayan ev sahipleri kendi imkanlarıyla suları temizlemeye çalıştı. Kuvvetliydi, şu su gelmesin diye sağa sola toparlayayım, dışarıdan seriydim, anca duvar yıkıldı. Duvar yıkılıyor, hıvvasıyla geldim, duvarın üzerine attım, yükseğe çıkmasın. Ondan sonra zaten o şeyde de bir şey yapamadık, o dükkanı kesilip geçti buraya, oldu da. İçeride su aldı herhalde? Şu an içeride işte. İçeride de çözüm, içeride yatıyoruz, dedim çıkın dışarı camda, içeri su basar diye. Porsuk Bulvarı üzerinde de kanalizasyonun yağan yağmur suyunu kaldıramayarak taşması sonucu kanalizasyon kapağının hemen yanında bulunan binanın bodrum katına su doldu. Dolan su tesisatçıların çalışmalarıyla kanalizasyona tekrar boşaltılırken içeride herhangi bir eşya olmadığından ciddi bir maddi hasar yaşanmadığını belirten tesisatçı Yücel Durmaz, dolan suyu boşaltmanın yaklaşık 4 saatlerini alacağını, akşam saatlerinde gelebilecek yeni bir yağışın çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceğini aktardı. Burası alt nokta kalınca bütün şeyin suyu aşırı yağmurdan buraya gelmiş. Hı hı. Şimdi içeride bir motor daha var, giremiyoruz. Çalışıyor, bir tane daha aldık, basıyoruz. Suyu boşaltmaya uğraşıyoruz ama borudan gitmeyince kanalizasyondan tepmiş. Yani şu anda aşağıda su şuraya kadar falan gelir. İşte plastik sehpaların yardımıyla giriyoruz. İki tane motor çalışıyor. Yoğun yağış nedeniyle trafik de aksadı. Bazı hatlarda yaşanan arızalar tramvay seferlerinin durmasına sebep oldu. Yağmur altında ıslanan vatandaşlar evlerine gitmek amacıyla tramvay duraklarına koştu. Ancak tramvay seferleri gerçekleşen arızadan dolayı çalışmadı. Edinilen bilgiye göre Emek Mahallesi'nde yağmur sularının tramvay hattına sürüklediği büyük taş parçaları yolu kapattı. Kapanan tramvay yolu seferlerin aksamasına ve sonrasında da durmasına neden oldu. Sağanak yağış sadece şehir merkezinde değil, ilçelerde ve mahallelerde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Odun pazarına bağlı Yörük Kırka mahallesinde tarla ve bahçeler sel suları altında kaldı. Yukarı Kalabak'la Aşağı Kalabak mahalleleri arasında derenin taşması sonucu bir araç yolda mahsur kaldı. Trafiğe kapanan yolda çamura saplanan araç jandarma ekiplerince kurtarıldı. Araçta mahsur kalan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Alpu ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından oluşan taşkın sonucundaysa Alpu Mialıcık yoluyla Bozan kavşağında su ve çamur birikintileri oluştu. Yollara 2 adet kepçe, 1 adet greyder, 1 adet vakumlu yol süpürme aracı ve 1 adet arazözle müdahale edilerek temizlik çalışmaları yapıldı. Ayrıca Karacaşehir Mahallesi Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi yolu üzerinde sele bağlı olarak oluşan çamur birikintisi belediye ekiplerince temizlendi.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir'de etkisini gösteren sağanak yağış son yılların en yüksek verilerinin kaydedilmesine sebep oldu. Eskişehir bölge genelinde metrekareye ortalama 30 kilogram yağmur düştü. Ankara çevre yolu üzerinde bulunan Teksan Sanayi Sitesi ve çevresine ise düşen yağmur miktarı 50 kilogram olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında Haziran ayında metrekareye ortalama 44.1 kilogram yağış düşerken ay sonu gelmeden bu rakam çoktan geçildi. Ay bitimine 8 gün kala metrekareye 69.8 kilogram yağış düşmüş oldu. Yağışların devam edeceğini belirten meteoroloji yetkilileri vatandaşlara oluşabilecek olumsuz durumlara karşı uyardı. Allah beterinden korusun, sakınsın diyelim. Zarar görmüş olanlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yağışlar devam edecek ancak dünkü yağış aynı zamanda doğal afet niteliği taşıyan yağışlardan birisi. Zira haberde de dinlediniz, normalde aylık ortalama 30'lar civarındayken metreküp olarak metrekareye düşen yağış miktarı daha ay bitmeden 69-70'lere dayanmış durumda. Bir seferde, bir yağışta metrekareye 30 metreküp suyun düştüğü gerçekten büyük bir sıkıntı bu. Evet, altyapıyla ilgili bir takım eksiklikler mutlaka vardır ama gördüğümüz tablolar, işte yağışın çok olduğu zaman zaman Antalya'da, zaman zaman Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da da yıllardan beri karşımıza çıkan manzaralar. Hani evde musluğu açarsınız, yüksek tazyikle açtığınız zaman bir süre sonra artık gider onu alamayacak kadar daralır. Biraz da bu duruma benziyor aslında Eskişehir'de yaşanan. O anlamda da ne kadar hazırlıklı olursak olalım, tedbirli olursak olalım, afet karşısında çaresiz kalıyoruz. Umarım tekrarı yaşanmaz diyelim ve devam edelim. Şimdi bir de çiftçi boyutu var. Önce Odunpazarı bölgesine uzanalım. Acaba şehir merkezinde ve çevresinde de bu kadar etkiliyken nasıl bir sonuç ortaya çıkardı yağış? Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, çiftçi açısından bir sıkıntı olmadığını, herhangi bir zarar oluşmadığını dile getirdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eskişehir İl Koordinasyon Başkanı ve Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, pazartesi günü öğleden sonra meydana gelen yağışlarla ilgili değerlendirme yaptı. Eskişehir'e metrekareye 51 kilogram yağışın düştüğünü belirten Erdemli, bazı bölgelerde küçük çaplı zararlar meydana gelse de yağışların üretici açısından iyi olduğunu kaydetti. İyi oldu ama bazı bölgelerimizde de küçük çaplı zararlarımız oldu. Tabii bu olacak bu kadar, çünkü dere yatağında olan yerlerdeki su taşmalarından dolayı bu iş oldu. Uluçayır Deresi'nin kenarındaki olan mahallelerimizde az da olsa bir zarar var. Bu en çok Yörükkırka mahallemizde var. Eşenkara mahallemizde bir miktar var. Uluçayır mahallelerimizde bu derenin taşmasıyla oluşan bir sel baskını var. Ama bunlar tespit edildi, büyük çaplı değil. Şükrediyoruz, az oldu. İnşallah bundan sonra da olmaz. Bu Seyit Gazi ilçemizde de bazı yerlerde iki gün önce pazar günü yağan yağmurlardan dolayı da bir hasar oldu. Onlar da nispeten az. Seyit Gazi'nin Bardakçı, Cevizli, Yazıdere, Büyükdere mahallelerinde az da olsa bir zarar oluştu. Bu inşallah bugünlerde iki gün daha var sürekli yağış. İnşallah bir hasar olmadan, dolu olmadan, sel olmadan, afet olmadan atlatırız diye düşünüyorum. Erdemli yağışların yazlık ürünler için iyi olduğunu söyledi. Ama yağışlar yazlık mahsullerimize çok iyi oldu. Bu çoktandır yağmadığı sakin şeklinde bir yağış oldu. Yazlık mahsullerimize, bilhassa ayçiçeği, mısır gibi yazlık mahsulleri, pancar gibi mahsullerimizde çok çok daha bereket alacağımızı düşünüyorum. Odunpazarı bölgesinde olduğu gibi tepe başında da herhangi bir zarar söz konusu değil. Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, zarar olmadığı gibi gerçekleşen yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ve ürünlere güzel katkı sağladığını söyledi. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Eskişehir'de meydana gelen yağışlarla ilgili konuştu. Üreticinin uzun zamandır yağış beklediğini belirten Buluşan, bazı bölgelerde yağmurdan kaynaklı zarar gören çiftçinin olduğunu, fakat şu an için Tepebaşı bölgesinden herhangi bir şikayet gelmediğini ifade etti. Tepebaşı bölgesi olarak 15-20 gündür aldığımız yağış çok güzel. Sağanak şeklinde yağış şekli adeta üreticimizin ürününe çok güzel bir katkı sağlamakta. Tabii ki kuraklıktan dolayı yanan ekinlerimize, hububatımıza bir faydası olmayacak bunun. Ama ayçiçeği olsun, mısır olsun, sebze olsun,
Hele hele bu bölgemizde biliyorsunuz Tepebaşı bölgemizde daha fazla sebze üretimi olduğu için çok güzel bir verim var. Tabii bunun yanı başında sel felaketi olan bölgeler var. Bizde de sel olarak ürüne zarar verilen bir noktada değil, bazı bölgelerde işte yollarda ve belirli noktalarda selin vermiş olduğu hasarlar tabii ki var. Ama bunun üretime şu anda Tepebaşı olarak söylüyorum. Diğer ilçelerimizde tabii ki bazı bölgelerde selin vermiş olduğu hasar var. Ama Tepebaşı bölgemizde selle ilgili bugüne kadar çok şükür. İnşallah bugün de artık yağışların dönüm noktası, gün dönümü dediğimizin son günü. İnşallah geçen seneki yaşadığımız afatı yaşamayız. Üreticinin en büyük sıkıntısının ürününü istediği fiyata satamamak olduğuna dikkat çeken Buluşan, üreticinin alnının terinin karşılığını alamadığını söyledi. En büyük afatımız ürünün, üreticimizin ürettiği ürünü sağlıklı bir şekilde güzel bir fiyatlara satamaması. Bunu değerlendirememesi, yağışın bile buna etkisi var şu anda. Çünkü ürünü yapamıyor. Yapamadığımız gibi tekrar yerin çamur olmasından, toprağın çamurundan dolayı tekrar yeni bir üretim yapılamıyor. Bunu da beklemek zorunda kalıyoruz. Bir 15-20 gündür bu şekilde yağışımız var. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir için önemli bir projeyi işaret etti ve Eskişehir, Türkiye'deki hava kargoculuğunun merkez üssü olabilir dedi. Gerçekten Eskişehir için çok büyük avantajlar var bu konuda. Son yılların bana kalırsa en önemli çağrılarından bir tanesi. Zira Eskişehir havacılıktaki avantajları, coğrafi konumu, Hasan Bey lojistik üssü gibi aynı zamanda altyapısı tamamlanmış faal bir merkezi ile birlikte hem şehir için, Eskişehir için hem de ülke katma değerine hava kargo merkezi ile muhteşem bir katkı sunabilir. Küreselleşen serbest piyasa ekonomisinde hava lojistiği ve taşımacılığı her geçen gün daha önemli ve stratejik bir hale gelirken, maliyeti kara, demir ve deniz yollarına göre daha yüksek olmasına rağmen hız ve güvenlik konusunda büyük avantajlarının olması başta stratejik üretim yapan işletmeler olmak üzere pek çok işletmenin hava taşımacılığına duyduğu gereksinimi çok hızlı artırıyor. Özellikle son yaşanan pandemiyle birlikte hava kargo taşımacılığının önemi daha fazla öne çıkarken, Eskişehir'in ülkemizin en köklü ve gelişmiş havacılık sanayisine sahip olduğunu, uluslararası standartlara uygun havaalanının olmasının yanı sıra çok sayıda benzersiz avantajı bünyesinde barındırdığını belirten Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, hava kargo içinde şehrimizin en uygun yer olduğunu söyledi. Gerek dünya ile rekabet ve ihracat hedeflerinin yükseltilmesi, gerekse Eskişehir'in ülke sanayi içindeki yeri ve önemini başka bir boyuta taşıyabilmesi adına, Eskişehir'in hava lojistik üssüyle ilgili önemli bir altyapı ve potansiyele sahip olduğunu belirten Küpeli, bu fırsatı iyi değerlendirirsek Eskişehir ekonomisine çok önemli bir güç çarpanı kazandırmış olacağız. Atıl duran havaalanımızı bu şekilde kullandığımız takdirde hem şehir ekonomisine hem de ülkemiz ekonomisine çok ciddi bir kaynak girişi sağlamış olacağız. Bu konuya kentimizin tüm bürokrasi yönetiminin ve iş dünyası olarak bizlerin el birliği içinde eğilmesiyle kısa zamanda önemli yol kat edebileceğimizi düşünüyorum. Eskişehir'i Türkiye'nin hava kargo merkezi yaptığımız takdirde mevcut havacılık sanayimize yeni yatırım ve iş fırsatları doğacağı gibi, lojistik sektörünün ortaya çıkaracağı yeni iş fırsatları yeni yatırımların ilimize gelmesine de imkan tanıyacaktır ifadelerinde bulundu. Eskişehir'in Türkiye'nin hava kargo merkezi olması bakımından öne çıkan özelliklerini sıralayan Başkan Küpeli, açıklamasının son kısmında bu özelliklere ek olarak Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı yakınına serbest bölge yapılması durumunda Hasan Bey Lojistik Merkezi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbest bölge ve Hasan Polatkan Havalimanı'nın arasında demir yolu entegrasyonu sağlanmasıyla dünyanın dört bir tarafından hava kargo yoluyla Eskişehir'e gelecek ürünlerin gerek serbest bölgeye geçirilebileceğini ya da gitmesi gereken illere demir yolu ya da karayoluyla çok kısa bir sürede ulaştırılabileceğine dikkat çekti. Küpeli, bu yatırımın Eskişehir'de istenen niteliklerde birbirine entegre bir yapıda kurulması sağlanırsa, hem istihdam bakımından hem de yeni yatırımlar ve iş hacmi bakımından şehrimiz ekonomisine çok güçlü bir sektörü kazandırmış olacağız dedi. Teşekkür ederim Sayın Küpeli'ye. Şunu demiş aslında, işte un var,
yağ var, şeker var, helva yapmak da Eskişehir'e düşüyor. Bir tarafta teknik bir üniversitemiz ve sivil havaalanımız var ve milli seferler kullanılmıyor. Yani yarı atıl pozisyonda. Onun hemen çok yakınında bir noktada az önce dedim Hasan Bey Lojistik Merkezi var. Eskişehir'in havacılıkla ilgili yeterli bir altyapısı var. Hacmi, yani sanayi hacmi ve çevresini düşündüğümüzde ve demir yolu, karayolu entegrasyonunu düşündüğümüzde üstünde tartışılması, konuşulması gereken bir konu diyelim. Ve yılın ilk mahsul törenine gidelim. Malumunuz bu vakitlerde çiftçiler arasında bir rekabet vardır ticaret borsasına yılın ilk mahsulünü getirmek için. İlk mahsul bugün geldi, satış töreni de gerçekleşti. Yılın ilk arpasıyla gerçekleşen törende konuşan Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, bu yıl kuraklık nedeniyle pek çok bölgede rekolte adına sıkıntı olacağını, ancak Eskişehir'de bir rekolte kaybı olacağını düşünmediğini belirtti. Olsun 2021 yılı ilk mahsul arpanın satış töreni Eskişehir Ticaret Borsası'nda gerçekleşti. Törene Vali Yardımcısı Kubilay Ant, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çiftçiler katıldı. Satış törenine video konferans yöntemiyle katılan Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, yeni mahsulün ülkemize, şehrimize ve çiftçimize hayırlı ve bereketli olması dileklerinde bulundu. Yeni mahsulün ülkemize, şehrimize ve özellikle çiftçimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Malum bu yıl kuraklıktan dolayı ciddi bir kaygı ihtimali söz konusu bazı bölgelerde. Diye 28 ton arpanın 500 kilogramı açık artırmayla 15.100 TL'den Erhan Oğuz tarafından satın alındı. Satış töreninin ardından ilk ürünü borsaya getiren Miyalıcı'ya bağlı Beyköy Mahallesi'nden İbrahim Yüksel'e, Vali Yardımcısı Kubilay Ant tarafından plaket takdim edildi. Miyalıcık Beyköy'de mahsulümüzü yetiştirdik, borsamıza getirdik. Borsamız birinciliğe layık gördüğü için borsamıza ve borsamız çalışanlarına çok teşekkür ederim. Davetlilere, Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza çok teşekkürler. Cümlemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. İlk arpa satışının sonrasında dualarla kurban kesimi gerçekleşti. Ya Rabbi her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, sellerden, taşkınlardan da bizleri ve memleketimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Hayırlı mübarek olsun. Yine güzel bir gelişmeyle devam edelim. Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümü öğretmenleri ve öğrencileri kısıtlı imkanlarla bir elektrikli araç yaptılar. Bununla da Teknofest'e katılacaklar. Yürür aşamaya geldi artık araç ve Eskişehir'i temsil edecek. O araçla devam edelim. Öğretmen ve öğrencilerin yaptığı hem ucuz hem de hızlı bir elektrikli araç. Umarım da dereceye girer. TÜBİTAK kapsamında gerçekleştirilen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek. Teknofest'in elektrikli araçlar dalında düzenlenen lise düzeyindeki yarışmasına Eskişehir'den Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de katılacak. Bu yıl okulumuzun motorlu araçlar alanına biz elektrikli araçlar dalının açılmasını teklifini vermiştik. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu isteğimiz, bu talebimiz onay görmüş ve biz 2021-2022 yılından itibaren elektrikli araçlar dalını okulda açacağımızdan dolayı bu ilginin, öğrencilerimiz tarafından bu ilginin buraya odaklanması açısından biz bir elektrikli araç yapıp bu Teknofest'in düzenlemiş olduğu yarışmaya katılarak biz de varız demek için bu çalışmaya başladık. Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümü öğretmenleri ve öğrencilerinin 4 aylık çalışmalarıyla çalışır haldeki iskelet araç oluşturuldu. Bu projenin açığa çıkması konusunda okulumuzda elektrikli araçlar dalının açılması bizim için öncelikli oldu. Dolayısıyla elektrikli araçlar dalının okulumuzda açılmasının arkasından biz bu yarışmaya girmek konusunda karar kıldık. Ve bu aracın yapımında
bizimle ortak fikir beyan edebilecek, bu çalışmayı birlikte yürütebilecek olan arkadaşlarla bir ekip çalışması içerisine girdik. Ve beraberinde 5 tane öğrencimizi de bize katıldılar, bu grubun içerisine kattıktan sonra bu aracın yapımına 4 aylık bir süre önce başladık. Şase kısmında profil, gövde kısmında ise kompozit malzeme kullanılan araçta 60 volt, 3000 watt elektrikli motor kullanıldı. Yürür aksamı tamamlanan araçta iyileştirme çalışmaları devam ederken dış giydirmesi için hazırlıklar başladı. Araç 4-5 Eylül 2021'de İstanbul Park Pisti'nin çevresinde 1 saatte 5 tur atarak 27 kilometre yol gidecek. Çevre kuruluşlardan ve işletmelerden desteklerle yapılan araçta bölüm öğretmenlerinin hedefi ise ilerleyen yıllarda elektrikli motorunu kendilerinin üretebileceği imkana ulaşmak. Öncelikle bizim amacımız bu aracı o pist üzerinde hareket ettirmek ve okulumuzun adını ve beraberinde de Eskişehir'i bu pist üzerinde temsil etmek. Önümüzdeki yıl içerisinde şu andaki oluşturmuş olduğumuz motor aksamında ve diğer aksamlar üzerinde değişiklikler yaparak bu aracı mutlaka geliştireceğiz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çifteler ilçe merkezinde sorumluluk alanında bulunan caddelerde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Kent merkezi ve kırsalda sorumluluk alanında bulunan alanlarda asfalt çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan caddeleri sıcak asfalta kavuşturuyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Çifteler ilçesi Adalar Mahallesi Manas Sokak'ta asfalt çalışmasını tamamladı. Mahalle muhtarlarından ve resmi kurumlardan gelen talepler doğrultusunda hava şartlarının uygun olmasıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam edeceğini ifade eden yetkililer, sürücüleri trafik ışık ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı. Günün gelişmelerini aktardık. Yeni haberlerle tekrar görüşünceye dek hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.